Arkadaşlar, yeryüzünde bitki örtüsünün kırılmasını etkileyen faktörler. 1- iklimin etkisi. 2- yer şekillerinin etkisi. 3- toprak faktörü. Ses. Ses 1-2. Sesim geliyordur umarım. Evet sevgili öğrenci arkadaşlarım. Ben Zeynep. Şu anda müdür odasında olduğumdan ve birazdan ceza alacak olduğumdan sizlere son zamanlarda binlerce kez dinlemiş olduğum bir şarkıyı armağan etmek istiyorum. Buyurun. Yeter hayallerin birer birer. Gerçeği gör, nefreti tadarsın zamanla. Günler geçer saymazsın. Sınıfta değil miydi? Yo. En son şarkı dinletti. Sonra da sesi çıkmadı. Daha oraya nasıl gitti o? Şimdi biz dersteydik. Leyla hocaya bu saygısızlık yaptı. Hoca da tuttuğu gibi götürdü tabii. Ya ne olacak böyle bilmiyorum. Emin ol ben de bilmiyorum. Neyse. Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba. Merhaba Barış, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Buradalar mı? Evet, ben de merak ettim, o yüzden gelmiştim. Hala içerideler. Tamam, sen bekleme istersen git. Tamam. Kızım, bir şey söylemeyecek misin? Hayır. Girin. İyi günler. İyi günler. Zeynep'in annesiyim ben. Lütfen buyurun. Demet Hanım buyurun. Sen kapının önünde bekliyorsun. Demet Hanım, sizi neden çağırdığımı tahmin ediyorsunuz sanırım. Zeynep aslında sevdiğimiz bir öğrencimiz. Ama okulun disiplin kurallarına bütün öğrenciler uymak zorunda. Çok gereksiz tepkiler bunlar. Nasıl yani abi? Ya kız çok ağır şeyler yaşıyor. Herkes üstüne gidiyor. Hocaya bir sürü laf çakmış abicim. Yağmur söyledi. İyi yapmış. Bak Zeynep'in yanında da böyle şeyler dersen cidden buluşuruz. Tamam demem. Ya hala ne düşünüyorsun? Zeynep'e nasıl davranacağım?
Alttan aldım olmadı. Kızdım olmadı. Hı. Zeynep nasıl davranacağım bilmiyorum artık. Bak abiciğim. Rahat bırakacaksın. Fazla üstüne gitmeyeceksin. Eli hiç eleştirmeyeceksin. Yoksa daha kötü olur. Yani sonuçta önünde canlı örneği var. Bana bak. Hiçbir şey demiyorum sana. Eve geç geliyorsun, tamam. Canın istediğini yapıyorsun, tamam. Konuşmuyorsun, etmiyorsun, tamam. Okulda arıza çıkaramazsın, sok bunu kafana. Çıkarırsam ne yaparsın ya? Ha, ne yaparsın? Bu sefer de başka bir arkadaşına mı gönderirsin? Bu senin baban mı dersin? Bu yalanı da çıkar ortaya, değil mi? Ne yaparsın? Zeynep! Zeynep! Demet. İyi misin? Zeynep. Ceza verdiler mi? Ne bileyim ya, annemi aramışlar işte. Hadi ya. Boş ver ya, çok da umurumdaydı. Ya Zeynep. Ben senin için çok üzülüyorum. Ne olacak bu hal? Niye üzülüyorsun kızım sen? Senin üzülmene gerek yok. Senin yerine başkalarının üzülmesi gerek. Başkalarının düşünmesi gerek. Pardon hocam, ben böyle çat kapı girdim ama. Gelmeliyiz. Cihan Hoca'ya baktın galiba. Evet. Jale Hanım'ın odasına gidiyordu. Biraz önce Tahsin Bey'le bir şeyler konuşacaklarmış galiba. Tamam, ben oraya bakayım o zaman. Tamam, sen bak. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yani Tahsin Hoca Zeynep'e anlattı. Ay ne diyeceğimi şaşırdım. Adamın yüzüne bile bakamadım. Yerin dibine geçtim utancımdan. Ben de arkadaşlarla konuştum. Bu aralar üstüne gitmeyin çok dedim falan ama yani. Sonuçta burası da okul. Çocuklar birbirlerinden etkileniyorlar. Ya tamam, ben Zeynep haklı demiyorum. Hatta gerekirse ceza da versinler. Ama ne alması, ne alması işte benim yüzümden hepsi. Benim hatam. Demet. Madem öyle düşünüyorsun, o zaman konuş Zeynep'le. Babasının neden Tayfun olduğunu söylediğini anlat ona. Onun şu anda merak ettiği bir tek şey var. O da babasının kim olduğu. Bence buna da hakkı var. Babamla konuşmak için değil mi? Bir şey söylediniz mi? Zeynep için çağırdılar. Ona geldim. Hem ben sana hastanede bir söz verdim. Söylemeyeceğim dedim, değil mi? Hı hı. Ama şimdi senin de bir söz vermeni istiyorum. Bak, Zeynep çok zor günler geçiriyor. Yani çok üzerine gitme onun, olur mu? Onu biraz anlamaya çalış. Tamam. Yani kolay değil yaşadıkları. Biraz daha farkına varmanı istiyorum, olur mu? Hı, tamam. Ve Zeynep'e babasının kim olduğunu söylemeyeceğim. Söz veriyorum. Aramızda kalacak bu. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Sen ne konuşuyordun Zeynep'in annesiyle kızım? Şey, elimi falan sordu işte, nasıl olduğunu dedi. Öyle, ayaküstü konuştuk biraz.
kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.